Günaydın değerli izleyiciler. Numaralarımızı tekrar ediyorum. 995-05-51'den bize ulaşabiliyorsunuz. Evet, ekranda Aysun Hanım bizlerle birlikte olacak. Ankara'dan arıyor. Alo. Merhaba. Günaydın Aysun Hanım. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun, dinliyorum sizi. Ben rüyamda sürekli kapı kilidi kilitlemeye çalışıyorum. Bir türlü kilitlenmiyor. Bu rüyayı çok sık görüyorum. Aysuncuğum, kaç yaşındasın bir tanem? 29. 29. Kapı kilidi görüyorsun. Düzenli olarak haftada ya da her zaman mı görüyorsun? Yani yıl içerisinde 4-5 kere mutlaka görüyorum. Kilitlemeye çalışıyorum. En sonunda kilitleniyor fakat çok beni uğraştırıyor. Uğraştırıyor. Benim büyüdüğüm evin kapısı. Sizin büyüdüğünüzün evin kapısı. Şimdi şöyle söyleyeceğim, evli misiniz? Evet. Evliliğinizle ilgili son zamanlarda sizi yıpratan ne oldu? Yıpratma var çünkü burada. Yani kendi içinizdeki korkularınız ve endişelerinizle alakalı noktadadır. Bir de yeni anahtar ve malı temsil eder, mal almak. Yani güzel bir anahtarın aydınlanmasıdır ama zorlandığınız için en sonunda kapıyı açıyorsunuz ama büyük bir ihtimal 2017 sizin için ev anahtarı alma dönemi. Erkek çocuğunuz ya da kız çocuğunuz var mı? Hayır, çocuğum yok. Yeni tamam. Evliyim. Size bir ilk önce bir kız çocuğu ve sonrasında erkek çocuğu ama evliliğinizle ilgili oturtamadığınız bazı dengeler var. Bunları oturtursanız sevinirim. Çünkü kilit her zaman bolluğu ve aydınlığı temsil eder ama biraz sende mutsuzluklar var. Hem kendi kariyerinle ilgili olabilir. Evet. Hem düzen oturtamadığınla alakalı olabilir. O yüzden evet, iş kariyerinle maalesef alakalı var ettiğin bu noktada çok yorgun ve kararsızsın. Aslında bana göre bu yıl bitmeden bu kararı, bu rahatlığı yaşayacaksın bir tanem. Yani kariyerimle ilgili mutlu olacağım, evet, öyle mi? Çünkü anahtar 4 sefer ve sonunda kilidi açıyorsun ya bir tanem. Evet. Allah kısmet ederse senin için bu yıl bitmeden kilidini açma yılı ve işin ve kariyerinle ilgili gerçekten hedeflediğin noktaya aydınlanacağın gözüküyor bir taneciğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgiyle kal bir tanem. Nilgün Hanım, günaydın. Sakarya'dan günaydın. Arıyorsunuz. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şükür kavuşturana. Nasılsınız? Ben sizi efendim gayet güzel duyuyorum. Buyurun, nasılsınız? Tamam. Çok teşekkür ederim. Şükür kavuşturana diyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun. Size de aynı şekilde hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Emine Hanım, ben sizin hislerinize çok güveniyorum. Ben eşimle ilgili bir rüyası var. Bana çok şey geldi. Bir de zaten onu sonra söyleyeceğim. Denizde yüzüyor. Evet. 2 yaşlarında boğulan bir çocuk görüyor. Boğulmak üzere. Onu kurtarıyor. Kucağına alıyor. Bebeğin üstünde şey var. Kız çocuğu. Böyle evet, maviler, yeşiller var beyaz elbisenin üstünde. Ama çocuğun yüzü eşime dönük. Eşinize daha dönük. Sonra annesi arıyor çocuğu. Böyle az ileride. Eşim annesini görüyor. Annesinde de açık renkli bir kıyafet var. Sesleniyor ama kadın duymuyor. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Hı-hı. Hani arıyor ve eşim sesini duyuramıyor. Yalnız yüzdüğü deniz, hani su berrak, güzel. Ama biraz diyor ilerisi bulanıktı. Bulanık. Eşinizin ismi, yaşı kaç bir tanem? 1970 doğumlu Yunus Günaydın. Yunus Bey. Şöyle söyleyeceğim. Onun son 2 yıldır işleriyle ilgili yaşadığı bazı karışıklıklar var. Evet. Ve parasal anlamda bazı hani zor dönemler uyarısı var ama büyük bir ihtimal bu yıl biterken hem deniz berrak ama sonu bulanık diyor ya, kötü giden ve ters giden hayatıyla alakalı noktada ciddi anlamda değişim yılı olacak. Ve eşinizin belki boğaz ve kalp bölgesi biraz hassas noktası olabilir. Bir de eşinizin soyundan bir hasta var. Annesine bağırıyor, duyamıyor ya bir tanem. Evet. Bu hanede bir sıkıntı dönemi olacak ve 3 kişi ya da 4 kişi arasında da bir mal kavgası olacak. Bu rüyanın anlamı bu demek. Kız çocuğu da yaptığı işleri bir türlü eşinizin oturtamadığı, hep olacak şeyleri yarım kaldığını gösterir bir tane. Emine Hanım, sizi seviyorum. Yani, evet, ben aslında bunu da söyleyecektim. Yani bir de bu hepimizde var. Yani biz 3 kişilik bir aileyiz. Eşim, ben, bir de oğlum var. Nilgüncüğüm, yani, sen kaç yaşındasın bir tanem? Ben 72 doğumluyum. 72 doğumlusun. Oğlun kaç yaşında, ismi ne? Hemen onu o da 98 doğumlu Mehmet.
16. Bir şey söyleyebilir miyim? Oğlum rüyasında hep kovalanırken görülüyor. Sabahları hep yorgun kalkıyor. Yani hep biri onu kovalıyor. Şöyle, bir mücadele halinde. Şöyle söyleyeceğim bir tanem. Kesinlikle bu evde bir mevlüt okutturun. Eşinizin tarafından göz var sizin aileye. Kıskanılıyorsunuz. Karı koca, çocuğunuz. Elinize ne atsanız yarım kalır. Bir de sen Nilgün çok bilgilisin. Aileye fazla bir gelinsin. Biraz herkesin gözüne batan bir insansın bir taneciğim. Evet. O yüzden biraz bir mevlüt okuttur. Senin dilinin kemiği de durmuyor çünkü. Haksızlığa tahammülün de yok çünkü senin. Biraz eşin de ailesine yapıda biraz onları da kıramıyor. O iki arada kalmış gibi gözüküyor eşiniz. Aslında eşiniz ve siz iyi bir çiftsiniz. Ben sıkıntı görmüyorum ama dışarıdaki etkenler sizi çok fazla yoruyor. Mevlüt okutturun, bir de iki türbe ziyaret edin. Oğlunuzu da götürün o türbeye. O da ziyaret etsin. Çocuğunuza gerçekten hani eskilerimiz böyle yeşil ot günlük gibi bir şey tüsü yapardı ya. Evet. Siz oğlunuza evinizde kurşun da döktürtebilirsiniz. Günlük de hani güzellik ismi aslında. Güzellik de yakarsanız çocuğunuzun nazarı geçmiş olur. Bir de çok iyi bir mühendis olur evladınız. Endişe etmeyin. Sevgiyle kalın diyorum. Sizi seviyorum. Allah razı olsun. Sizden de hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler. İpek Hanım arıyor. Günaydın İpek Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Günaydın. Evet, dinliyorum İpek'cim seni. Nasılsınız Emine Hanım? İyiyim. İyiyim bir taneciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok heyecanlıyım. Hiç heyecanlanma, ben de heyecanlıyım. Birlikte heyecanlanacağız bu kanalda. TV evimde. Evet, dinliyorum bir tanem seni. Ben rüyamda ağlayan bebek sesi duyuyorum uyurken. Ve yakında bu seslerle uyanacağımı düşünüyorum. Daha sonra bir bebek görüyorum ama bebeğin çok çirkin olduğunu, hani benim olduğunu kabul etmiyorum. Hı hı. Ve ıssız bir yolda yürüyorum. Ondan sonra bir tane saman arabası görüyorum orada. Saman arabasının altından sarışın mavi gözlü bir bebek çıkıyor ve kucağıma geliyor. Kucağıma geldikten sonra gülümsüyor, hani onu oradan aldıktan sonra. Bir de yerde erik topladığımı gördüm, böyle daha doğru koşarken. Erik topladığımı, hani normal çilek toplar gibi erik topluyordum. Tamam. İpek, bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşındasın bir tane? 25 yaşındayım. Evli misin? Evliyim. Çocuğun olmuyor mu senin? Yani olmuyorum derken düşünüyoruz ama evet, henüz olmadı. Yani burada senin çocuk özlemin var ve artık bu noktayla ilgili bir an önce olsun dediğim bir... Hayır, asla çirkin bir çocuğun olmayacak. Dünya tatlısı ve erkek çocuğu sahip olacağın gözüküyor. Büyük bir ihtimal erik mevsimi bitmeye yakın dönem olur ya bir tanem. Şu an erik mevsimi yavaş yavaş başladı ama bitmeye yakın. Senin gebelik evren, ufak bir tedavi olabilir. Bir doktora gidersen sevinirim ama Cenab-ı Allah sana evlat sevgisini en iyi ve en aydınlık şekilde nasip edecek. Hiç korkun olmasın. Bir risk yok ama sen yine de bir doktora git bir taneciğim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim bir tanem. Allah'a emanet ol. Sevgiyle kal. Tuğba Hanım, günaydın. Günaydın. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Size de hayırlı cumalar. Diyarbakır'dan arıyorsunuz. Havalar nasıl? Çok güzel maşallah burada. Evet, bizim de İstanbul yavaş yavaş ısınmaya başladı. Evet, dinliyorum Tuğba'cığım seni. Birkaç gün önce gördüm bu rüyayı. Rüyamda kaşlarımı kesiyordum. Saç kesmek. Bu kadar mı? Kaş. Kaşlarınızı kesiyorsunuz. Aha, kaşlarımı kesiyordum. Uzamıştı da kaşlarımı kesiyordum. Ve ben çok sık köpek görüyorum yanımda Emine Hanım. Köpek görüyor. Tuğba'cığım kaç yaşındayız bir tanem? 31 yaşındayım. 31 yaşındasınız. Genelde hani saç ya da kaş kesilmesi... Ama sizin enerjinizde biraz yorgunluklar ve kararsızlıklar var. Yani çok uzun süredir istediğiniz şeylerde biraz yavaşlama olduğu için bu konuda biraz mutsuzsunuz. Ve burada özel hayatınızla alakalı. Evli miyiz bir tanem? Evliyim, evet. Ve bir tane çocuğum var. Bu konuyla ilgili de hanenizde bir yatırım gündemde var. Kaş kesmek ya da saç kesilmesi malı temsil eder. Büyük bir ihtimal biraz daha sabırlı olursak Şubat dönemi sizin için güzel bir yatırım evresi olacak ama devletle bağlantılı neyiniz var?
Açıkçası bir arazimiz var. O arazimizin satılmasını bekliyoruz. Tamam. Devletle alakalı neyi bekliyorsanız ya da elinizden ne oluşmasını istiyorsanız bu yılın en geç Haziran'ı, hani aksilik olur da Ağustos sonuna kadar istediğiniz evre olmuş olacak ve muradınızı yaşayacaksınız. Merak etmeyin. Emine Hanım, bir de şey soracaktım. Oğlumu soracaktım. Ya. Kaç, oğlum seneye sınava girecek. Kaç yaşında bir tanem? 17 mi? 13 yaşında, yok. Lise için mi? Aha, OKS sınavı için. Tamam, adı İbrahim. Çok zeki bir oğlun var. Başaracağına inanıyorum ama biraz desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Matematik konusunda desteklemek gerektiğini, evet, düşünüyorum. Evet, çok doğru. Özel bir ders, yani şu döneme kadar yarım dönemde olsa bir özel ders. Matematikle desteklediğiniz sürece çocuğunuz istediğiniz lisesini kazanmış olacak. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Yayınlar. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Evet, 0212 995 05 51'den TV ekranda Hilal Hanım bize ulaştı. Kayseri'den arıyor. Alo Hilal Hanım. Emine Hanım, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sen beni aradın, heyecanlandım. Bak, görüyor musun Hilal'cığım? Gerçekten evet, mi? Heyecanlandım ben birden. Bu zamandır ulaşmaya çalışıyorum aslında. Bugün özellikle belirttim. Dedim çok uzun zamandır ulaşmaya çalışıyorum. Onun üzerine bağladılar ve çok mutluyum şu an. Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Dinliyorum bir tanecim seni. Kayseri'ye sevgiler. Ben devamlı rüyamda kendimi bir deniz içerisinde görüyorum. Ya ayaklarım deniz içinde oluyor. Ya bir yerden deniz izliyorum. Bu deniz zaman zaman değişiyor. Bazen dalgalı görüyorum. Bazen siyah. Bazen de çok tertemiz duru bir deniz içerisinde yürürken görüyorum. Ya yüzüyorum. Devamlı bu rüyayla uğraşıyorum ben. Onun için sormak istedim size. Hilal'cim, kaç yaşındasın bir taneciğim? 25 yaşındayım. Burada işle alakalı ailenizin beklediği yeni bir haber var mı? Yok şu anda. Bir hanenizi ilgilendiren, kendi hanenizde olabilir. Çok güzel bir işin başlangıcı olacak ve bu ortaklı bir işi temsil edecek ve bu ortaklı iş büyük bir ihtimal yıl sonu ya da 2016'nın sonunda gerçekleşmiş olacak. Bekar mısın sen? Bekarım. Evlilik kapın var. Çünkü evli olmadığın gözüküyor. Büyük bir ihtimal 2016'nın sonu senin parmağına alyans takma. Deniz gerçekten erkek çocuğunu temsil eder. Eğer ismini de Deniz koyarsan sevinirim. Çünkü Deniz'i görmek hem onun kariyeri, evet, ve burada erkek çocuğun iyi bir evlilik ve kalbindeki insanla evlilik yapacağın gözüküyor bir tanem. Bir de bir şey daha soracağım size. Devamlı aynı zamanda rüyamda bebek görüyorum. Bu bebeği ya doyuruyorum. Yani devamlı bir besleme çabasındayım. Aynı bebeği görmüyorum. Cinsiyet de değişiyor ama devamlı bir bebek doyuruyorum. Hilal'cim, şöyle bir durum var. Ailede bazı karışık dönemler var. Yani toparlanamamış. Kendi anne tarafınız olabilir, baba tarafınız olabilir. Burada bazı karışmış olaylar var. Bebek görmek, yani çünkü sen doğum yapmamış bir kimliksin. O yüzden, evet, burada kendi soy ağacınızla ilgili karışık dönemlerin iyileşme evresi olacak. Yani burada mal olabilir, gereksiz tartışmalar olabilir. Bunların hepsi aydınlığa kavuşacak gözüküyor bir taneciğim. Teşekkür ederim. Emine Hanım, bir de kardeşimi sorabilir miyim? Erkek kardeşimi. Hilal'cim, çok kalabalıkmış. Çok özür diliyorum. Seni çok öpüyorum. Başka zaman inşallah. Kevser Hanım arıyor Adana'dan. Sevgiler, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Nihayet bağlanabildim. Çok istiyordum bağlanmak. Dinliyorum bir tanem. Şöyle söyleyeyim. Ben hani annemle babam da şu an vefat etti. Arka arkaya kalp krizi geçirdiler. Ve rüyamda annemle babam evde oluyorlar. Ve beni yanlarına çağırıyorlar. Hani yanımıza gel gibisinden. Ben zaten sizin yanınızdayım diyorum. Sonra böyle birden böyle uçurum gibi bir yerde oluyoruz. Ve bunlar böyle o uçurumdan böyle devam ediyorlar. Sonra babam diyor ki hadi sen de gel diyor. Ben gelmiyorum. Sonra bana dönüp diyor ki yakında sen de geleceksin arkamdan. Kevser, kaç yaşındasın? Sonra ben gelmiyorum ama olduğum yerde kalıyorum. Sonra uyandım. Kaç yaşındasın bir tane? Ben 26 yaşındayım. Allah nur içinde yatırsın anneciğini ve babacığını. Evet.
Bütün kötülükler sana ışık olarak dönsün diyorum. Kevser, aslında onlar, herhangi bir ölümün yok, herhangi bir riskin yok. Evet, onlar seni çok merak ediyor ama yuvanı kurmanın merakı var. Bekar mısın sen bir tanem? Evet, bekarım. Yani seni, onların tek muradı, yani orada size uyarı var. Sen evet geleceksin ama yuvanı, hayatını, düzenini, aileni, yalnız çocukların isminin de, her ikisini de, kız ve erkek olacak, birini annenin ismini, diğerini babanın ismini koymanı istiyorum. Allah kısmet edecek bunları sana, evet. Ama rüya güzel, koruyucu. Anneciğim, babacığın seni koruyor. Ve hani büyük... Seni çağırması, hani... Hayır, o senin anne ve babanın seni çağırması. Burada senin hayatınla ilgili iyi bir evlilik ve iyi bir dönem olacağını gösterir bir tanem. Korku yapmana gerek yok, tamam bir taneciğim? Anladım, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra İbra Hanım'la devam edeceğiz. İyi sabahlar, iyi sabahlar. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimize mutlu, pozitif, muhteşem bir gün diliyorum. TVM ekranlarından, evet, sevgili Emine Akkaya canlı yayın konuğum, devam edeceğiz tabii ki. Yorulduk. Bugün harikaydı ama yine de böyle enerji çıkıyor değil mi içinizden? Fışkırıyor böyle bir alevler, bir ateşler. Bir iyi hissediyoruz kendimizi. 500 kalori yaktık. Muhteşem bir etki. Yağ yakıcı egzersizler yaptık. Pazartesi ne istiyorsanız yazın. Şimdi zaten bir resim paylaşacağız sizinle. Armağan ve Özge'yle harika bir fotoğraf yaptık. Çok çok iyiyiz. Hafta sonuna da muhteşem gireceğiz. Vallahi rüyalar, yorumlar, enerji tavan, Emine. Aynen öyle herhalde. Süpersin, harikasın. Ay yok, vallahi kıskanıyorum. Kıyafet bulamıyorum diyorum. Ebru ne güzel, şıkır giyiniyor, çıkıyor. Baksana küpeleri, sol anahtarı. Anahtar ama. Ama süper, çok şık, her zamanki gibi. Sağ ol hayatım, çok mersi. Aliye Hanım, Ankara'dan bizi arıyor. Aliye Hanım, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Pilates mi yapıldı? Ses tonu öyle geliyor. Merhaba. Pilates mi yapıldı diyorum. Ses tonu öyle geliyor. Hayır. Neden? Çok seviyorum ikinizi de. Biz de sizi seviyoruz. Alalım hemen rüyanızı. Emine Hanım'a bir sorum olacak. Buyurun. Emine Hanım. Buyurun Aliye Hanımcığım. Ben bu gece rüyamda bağırıp çağırıyorum. Bağırıyorum ama kapıyı açtım ki bir genç arkamda. Arkamda, bir de kapıyı kapattım. Aliye Hanımcığım, kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Şöyle söyleyeceğim. Erkek ya da kız çocuğunuz, iki çocuğunuz mu var sizin? Hayır. Beş çocuğum var. İkisiyle ilgili bir kırgınlık ya da siz kendi içinizde iki evladınıza bir kırgınlık yaşadınız mı? Hayır. Burada çünkü iki evladınızı temsil, belki onun kendi içinde bir sıkıntısı olabilir. Bakın, iki evladınızla ilgili sıkıntılı bir dönem olabilir. Kapıyı kapatıyorsunuz, genç çünkü. Sonrasında bu kapının açılması iki evladınızla alakalı noktada çok büyük bir başarı ve aydınlık olacağı gözüküyor. Belki sizin diz ağrılarınız ya da ileride şekerle ilgili rahatsızlıklarınız olabilir Aliye Hanımcığım. Dikkat edin ama burada iki evlatla ilgili bir stres var. Uyarınız bu. Yalnız bir şey soracağım. Buyurun. Bir de benim büyük oğlanı gördüm. Evet. Böyle dağlık bayırlık bir yerdeyim. Evet. Ama iki tane bayan çıktı karşıma. Büyük oğlan, genç bir kız geldi yanıma. Büyük oğlana diyorum ki, ay ne kadar güzel bir kız diyorum. Bu oğlanı acaba şey sen bu kızı. O sırada benim büyük oğlan geliyor, kızı görüyor. Şöyle, ama kızla böyle şey diyor. Tamam. Anne diyor, çok güzel. Oğlunuz kaç yaşında hanımefendiciğim? 82 doğumlu. Bekar mı? Evet. Bu çocuğumuzun evlilik kapısı açık. Belki bunların hani özel hayatını oturtamadığı için belki sizde bir sıkıntı olabilir. Bu evladınız büyük bir ihtimal bu yıl değil de seneye kendi düzenini, doğru adresini ve iyi bir evlilik kapısı yapacağını gösteriyor. Aslında, anne baba akraba mı, yabancı mı? Yani bunu ben, öğrenin. Bu bende sizin tanıdığınız biri. Yani siz gönülden beğendiğiniz biri var burada. Allah kısmet ederse evladınızın da gönlü olacak gözüküyor. Ve iyi bir evlilik yapacak, merak etmeyin.
Yalnız işinden dolayı, bir de işin aslında olacak bunu. Şimdi Ali Hanımcığım, bakın burada sıkıntılar var. Siz belki çocuklarınızla sıkılmıyor olabilirsiniz ama ben de iki çocuğunuzla alakalı ters giden olaylarınız var. Erkek çocuğum bunlar. Tamam, iki çocuğunuzla alakalı. Bu ters giden olaylar bu yıl sonu itibariyle büyük aydınlığa ve ferağa kavuşacak. Size hak veriyorum çünkü onların bir türlü düzeni, hayatı oturmamış olduğu için tedirginsiniz. Hiç tedirgin olmayın. Yıl sonu itibariyle evlatlarınızın işi, düzeni, özel hayatı en iyi şekilde aydınlığa kavuşacak. Siz kendi sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen. Emine Hanım, bunu da soracağım. Evimiz olacak mı? Evinizin olması için şöyle söyleyeceğim. 2016'nın 7. ayında Allah kısmet ederse 2. kat ya da ikili bir numaranın sahibi o sizin üzerinize ev geçişi olacak. Merak etmeyin. 2016'nın. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgiyle kalın. Çok hoşça iyi günler. Kalın. Hoşça sağ olun. Kalın. Demet Hanım, Kars'tan bizi arıyor. Ne güzel, her yerden yine telefonlarımız gelmeye başladı. Demet Hanım, iyi sabahlar. İyi sabahlar, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Pilates'te daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Yaptınız mı bugün? Tabii ki de. Süper. Nasıl bir etki, nasıl bir enerji bugün? Ya şu ar günüm ver günüm dışında hepsi muhteşem gidiyor. Çok güzel. Onu yapamıyorum maalesef. Hangisini? Al günüm ver günüm mü? Evet. Belim ağrı giriyor böyle, bir kalıyorum bırakıyorum. Sizi izlemek daha zevkli oluyor. Ya tabii oluyor. O biraz bel ağrısının olma sebebi orada. Eğer karnınız çok güçlü değilse, hani normal, evet, biraz bel ağrısı hissedebilirsiniz ama belinizi de ağrı hissettiğiniz an duracaksınız. Yani evet, bırakıyorum. Zaten. 3 kere 4 kere yapın, bırakın. Sonra ertesi gün bir dahaki yaptığımızda daha fazla yaptığınızı göreceksiniz. Yavaş yavaş güçleniyor çünkü bel ve karın kasları. Hemen rüyanızı alalım. Tamam, anlatıyorum. Ben ablamın rüyasını anlatacaktım acaba, mümkün mü? Olur tabii. Tamam. Ablam eniştemle evde otururken böyle enişteme bir telefon geliyor. İşte eniştem dışarı çıkıyor, dışarıda lüks siyah bir arabaya bindiriyorlar onu ve götürüyorlar. Hmm. Ondan sonra 2 gün boyunca eve gelmiyor. İşte ablam da abime, anneme haber veriyor işte gelmedi eve falan diye. Abim de aramaya çıkıyor. Ondan sonra annemle odada otururken annemin yanında böyle bir kutu ve kutunun içinde yılan çıkıyor. İşte ablam kalkıyor salona gidiyor. Anneme diyor ki anne sen de kalksana, yılan var falan. Annem de diyor bir şey olmaz işte. Öyle bir rüya. Çok merak ediyordu da ben. Demet Hanımcığım, ablanızın ve eniştenizin ismi, yaşı kaç? Benim ablam Çimen ismi, 30 yaşında. Eniştem de Gencay. Onun yaşını pek bilmiyorum. Nasıl ya, tahminen? Yani tahminen 32 mi 34 mi? 36 falan, tamam. Öyledir galiba, tamam. Bilmiyorum tam olarak. Tamam. Şöyle söyleyeceğim, eniştenizin herhangi bir sıkıntılı bir dönem, yani bu devletle alakalı olabilir, yaşadığı bazı karışık dönemler oldu mu bir tane? Evet ya, o şey böyle tayin istiyor ama bir türlü çıkmıyor. Zonguldak'ta oturuyorlar ama oradan gitmek istiyorlar. Bir türlü gidemiyorlar, bırakmıyorlar falan, hani iş yerinden. Öyle. Şimdi 2 yıl oldu sonra bekledi. Çünkü yılan temiz haberdir, parayı temsil eder. Aa, öyle mi? Evet, temiz haberdir. Para 2 yıl içerisinde, bakın bu Eylül ayında da olabilir, 2016'nın Şubat ayında da olabilir. Bu enişteniz ve ablanızın muradı olacak ve istedikleri noktaya olacak gözüküyor. Ve bunlarda tekrar bir çocuk sevinci yaşanacak. Evet, zaten ablam bir tane düşük yaptı, onu sormamı istemişti yeniden bir çocuk olacak mı, evet, diye. Evet, evet, tekrar bir çocuk evresi var. Aslında ne zaman bu rüya güzel. Tamam. Ailenin devletle ilgili ne beklentisi ve sıkıntı gördüğü şey neyse aydınlığa kavuşmak. Hanenin de en geç Ağustos ya da Eylül'ün ilk haftasında anne ablacığınızda hamilelik gözüküyor bir tane. Ay ne güzel. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir rüya. Yani. Evet, güzel bir rüya. Sağ ol. İzmit. İzmit'ten bizi arıyorlar. Sunay Balcı. Alo. Alo. Sunay Alo. Hanım. Emine Hanım. İyi günler. İyi sabahlar diliyoruz. Hemen alalım rüyanızı. Ben kızımın rüyasını anlatacaktım. Lütfen. Kızım evde hamurlar açılıyor. Masalarda hamurlar var dedi. Herkes bir telaş içinde dedi. Hamurlar, yumak yumak hamurlar her sofrada. Sordum nedir deyine, sana görücü gelecek dedi. Seni istemeye gelecekler dedi. Ben de dedim dedi ki ondan hamur işinden uğraşamam. İndim dedi otoparktan dedi. Kırmızı arabaya bindim çıktım dedi. Kızınız kaç yaşında? 27 yaşında. İsmi nedir? Zeynep. Bekar mı Zeynep? Bekar. Kızınızın gerçekten kısmeti var. Büyük bir ihtimal kendi tanıdığı, görücü falan olmayacak. Kendi tanıdığı, kendi istediği bir insanla
hayat olacak ve asker kimliği, yani elinde cebinde silahı olan bir insanla evlilik yapacak. Büyük bir ihtimal bu yıl bitmeden de siz bu damat adayınızı tanımış olacaksınız. Hamur berekettir, onun işiyle de alakalı oluşması gereken yeniliktir. Güzel bir dönem, güzel oluşum ve kızınızın muradına, torununuza, torbanızı göreceksiniz Allah'ın izniyle. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Hep kırmızı araba görüyor, kırmızı arabaya biniyorum diye kırmızı görüyor. Araba da onun arabayla ilgili bir isteği var. Araçla alakalı ya da bir yatırımla alakalı istediği bir süreç var. Ona da Allah nasip edecek, merak etmeyin. İş değişikliği yapacak ondan. Onu da siz söylemiştiniz. Mayıs ayında onu da bekliyoruz ondan. Olumlu gözüküyor, merak etmeyin. Onu evet. Da gene sizden almıştım, onun haberini de anladım. Doğru. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ay, harika, hoşçakalın, sevgiyle hoşça kalın. Malatya'dan bir telefonumuz var. Nurten Hanım. Merhaba Ebru Hanım. İyi sabahlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Tabii ki pilatesten sonra çok mutlu, çok huzurlu bir şekilde günüme devam ediyorum. Harikasınız. Sesiniz çok enerjik ve güzel geliyor zaten. Evet. Bu pilatesin daha bir sonucu. Müthiş bir sonuç gerçekten. Bugün biraz zordu ama değil mi? Evet zordu ama yapmaya çalıştım. Harikasınız. Teşekkür ederim. İyi ben ki varsınız. Ben teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Çok seviyorum hepinizi. Alalım hemen rüyanızı. Bir rüya evet. Var sanırım. Evet evet teşekkür ederim. Merhaba Emine Hanım. Merhabalar. Buyurun. Ben iki gün önce ben bu rüyayı gördüm. Aslında hala etkisi altındayım. Ben bir kafes gördüm. İki kafes. Ben o iki kafese kelepçeliydim. Kafesler çok büyük değildi. Yani kuş kafesinden birazcık daha büyük. Birisinin içinde yavru bir aslan, diğerinin içinde ise yavru bir kaplan vardı. Ben kelepçeyle ona tutturulmuştum. Kaplan ve aslan o kafesin içinde dönüyorlardı. Kelepçeyi ısırmaya çalışıyorlar. Dişler kelepçeye değiyor ama benim bileğimi ısıramıyorlar. Ama onlar hareket ettikçe, kelepçeye yaklaştıkça ben onların ılık nefeslerini hissettim. Ve bu beni çok korkuttu. O an kalbim küt küt attı ve ben çok etkisinde kaldım. Kaç yaşındasın bir tane? 44 yaşındayım. 44 yaşındasın. Evli misin? Evet, evliyim. İki tane çocuğun mu var, üç tane mi? İki tane. Tamam. Bir kız bir erkek mi? Evet, bir kız bir erkek. Çocuklar yaş olarak 17 ya da 14 var mı? Evet, bir tanesi 14, Allah diğeri Allah. 7 yaşında. 7'li rakam veriyor. Hangisi, kız mı büyük, oğlan mı? Erkek oğlan büyük. Büyük. Şimdi bu çocuğumuzda çok zorlanacağız. Ama çok da yakışıklı bir evladın var. İki tane evet, kafes öyle. Görüyorsun ya, birini kilitleniyor, kaplan vesaire şey. İki evladının da ismi soyadı her zaman bolluk ve bereketli olacak. Ve çocuklarınızla ilgili ne endişe yaşıyorsanız, bunu endişeleri kenara atıyorsunuz. Sizin kendi paniklikleriniz ve korkularınız var. Bu çocukların kariyerleri, hayatları gerçekten parlak olacak. Fakat şöyle bir durumumuz var. Nurten'cim, sende kendi içinde mutsuzlukların var. Ve aynı şeyleri, aynı kavgayı, aynı tartışmayı, aynı düzeni yaşamaktan çok bunalmış olarak gözüküyorsun bir taneciğim. Kesinlikle. Yani senin bir ufak bir hani kesinlikle pilates çok doğru ama biraz da yardımcı bir danışman. Hani çok iyi sevdiğin dostuna yaşadığın günlük eşinle ilgili. Çünkü eşin biraz içine kapanık, paylaşımcısız. Yani seninle bir şey konuşmuyor. Sen iki çocuğun ve kendinle yapayalnızsın. O yüzden burada sen hani bir kafese atılmış ve kilitlenmiş gibi hissediyorsun. Ve bu düzenden çok bunalmış ve yorulmuşsun. Ve maddi olarak da eşinin bazı noktalarda sana sunmadığı olaylar var. Bu konuda da çok mutsuzsun bir taneciğim. Yani sorun sizin evliliğiniz. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Van'dan bir telefonumuz var. Gülşen Hanım, iyi sabahlar. İyi sabahlar Ebru Hanım. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? İyidir elhamdülillah. Allah'a şükür. Rüyanız var. Bir şey. Evet evet. Evet. Ben 2-3 gün önce oraya gördüm Emine Hanım. Öncesinde görüp eşi, biri kapıyı zorluyor, eşim gidiyor. Hani biliyorum ki eşime bir zarar verecekler. Ama sonrasında görüyordum yine misafirler,
kalabalık aile büyükleri geliyor. Şeyle hazırlarken size bardak sanki çiğnem için dilini ve dudağımı görüyordum. Bayağı bir etkisinden kaldım. Peki kaç yaşındasın bir taneciğim? 32 yaşındayım. 32 yaşındasın. Şimdi evde çocuklarla çok mu bunaldın? Çocuk sesi de geliyor. Evet evet. Yani bu çocuklar seni çok mu yoruyor? Çok mu böyle sıkıntı yaratıyor? Elin kolun çocuklara bağlı. Yani evet doğru diyorsunuz. Çocuklar beni çok yoruyor. Hele büyüğü 7. sınıfa gidiyor. Çalışmıyorlar, şey yapmıyor. Bazı izliyorlar beni. İki tanesi hastadır. Biraz ortalık hastalık falan. Yani şey var sende, artık bu çocuklara biri yardımcı olsa da ben kendime gelsem diyen bir enerji var. Ya, evet. Şöyle söyleyeceğim, çocuklarınız çok zeki, ciddi bir sağlık problemleri yok, doğuştan gelen bir rahatsızlıkları yok. Allah'ın izniyle güzel çocuklarınız da var. Bence sen eşinle alakalı ve eşinin sülalesine karşı biraz kırgınlıkların var ve onlar seni çok fazla kenara itmiş oldukları için sen evin hizmetçisi gibisin. Yani çocukların var, onların sülalesi var. Sen hiçbir şeye yetişemiyorsun. Kendi hayatın yok ve 32 yaşındasın ve kendine ait hiçbir şey yapamıyorsun. Evet, yani evim ayrı, gene uzaktan oldu ama gene etkileri üstümde. Yani burada sen yaşadığın sürece, bu evlilik yaşadığı sürece bu olaylar hep devam edecek. Sen beynini keyifli tutacaksın, güçlü tutman gerekiyor. Tutmazsan çok büyük depresyona girersin. Bir de ev işiniz var, olacak ve muradınız olacak bir tanem. İnşallah. Bu sesler geliyor. Evet çocuklar çok yorucu. Allah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Var mı telefonumuz? Telefon çok var da vakit yok. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Emine, yani bekliyoruz tekrar seni İnşallah, haftaya. Görüşürüz. Ne kadar fazla telefon var şu an, kilitlenmiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz haftaya tekrar. Şimdi kim geliyor? Evet, Belgin Dal, sevgili biyoenerji terapistimiz şu anda canlı yayın konuğum olacak. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen hemen buradayız. Yeşil çaylarınızı içiyor musunuz bakayım? Lütfen yeşil çaylarınızı için. Hadi içelim.